Sinüs 30'un bizden değeri istenmektedir. 1 bölü 2 ezbere bilinmesi gereken bir özellik. Fakat 30, 60, 90 üzerinden biz bunları anlatalım. Aklımızda kalıcı olarak kalsın. 30, 90 ve 60 olmak üzere bir dikişgen çizdim. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı her zaman için 2A'dır. 60'ın karşısı da A kök 3 oluyordu. Şimdi 30 dereceye bakalım. 30'un karşısı A. Sinüs 30. Karşısı A. Hipotenüsü 2A. Cevap 1 bölü 2'dir. D şıkkı. Kosinüs pi bölü 6'nın bizden değeri isteniyor. Pi yerine 180 yazabilirim. 180'i 6'ya böldüğüm takdirde 30 elde edilir. Bizden istenen kosinüs 30. Hemen bir dik üçgen. 30-60 dik üçgeni. 90 da var. 30'un karşısı 1 olsun. 90'ın karşısı 2. 60'ın karşısı kök 3 olur. İncelediğim açı 30 derece. Değerde kosinüs. Komşusu kök 3. Hipotenüsü 2. B şıkkı. Sinüs 30 ve kosinüs 60'ın toplamları isteniyor. Ezbere de yapılabilir veya dik üçgen çizersem daha da benim için kolay olacak. 90, 30, 60. Çünkü her zaman ezberimde tutamayabilirim. İlgili değerleri de yerine yazdım. Öncelikle sinüse bakıyorum 30 derece için. 30'un karşısı 1, hipotenüsü 2. 1 bölü 2. Ardından 60 dereceye bakıyorum. Kosinüs için 60. Önce komşu, kosinüsün tanımı komşuyla başlıyordu. 1 bölü hipotenüs. O da 1 bölü 2 oldu. Toplamları yarım yarım daha 1 yapar. E şıkkı. 60 derecenin tanjant ve kotanjantının çarpımı bizden istenmektedir. Hemen bir dik üçgen. 30, 60, 90 dik üçgeni. 1, 2 ve kök 3'lerini de yerine yazalım. 60 derece için tanjant değerlendirmesi. 60'ın karşısı kök 3, karşı kök 3, komşu 1. Tanjant alfayı yazdık. Şimdi 60 derece için kotanjanta bakıyorum. Gene 60. Kotanjant için komşu bölü karşı 1 bölü kök 3 çarpımları bize 1'i verecek. Aynı açıların yani alfaların hem tanjant hem de kotanjantların çarpımı her zaman için 1'i verir. Bu bir genellemedir. A şıkkı. 3 tane farklı açı veriliyor. Çeşitli trigonometrik değerlerle işlem yapılması bizden isteniyor. 30'a 60 olduğu için hemen bir dik üçgen. 90, 30 ve 60. Dikkat ediniz, bir de 45 derecemiz var. Onun için de bir dik üçgen çizmem lazım. 45, 45. 1, 1, 90'ın karşısı da kök 2 olacak. 30, 60, 90'larda 1, 2 ve kök 3 oldu. Sinüs 30 için 30'un karşısı 1, hipotenüsü 2, 1 bölü 2. Çarpı olacak. Tanjant 60'a bakıyorum. 60'ta karşısı kök 3, komşusu 1. Tanjantın tanımı kök 3 bölü 1. Bu ifadeyi çarptığım takdirde kök 3 bölü 2 elde ettim. Aşağıda dikkat ediniz. Kosinüs 45'im duruyor. Kırmızı ifadeye bakıyorum. 45'lerde de hiç fark etmez. İkisi de 45, 45. Komşu bu 45'i aldım. Komşu 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2. Bölü dedik. 1 bölü kök 2'yi de yazalım. Yukarıdaki ifade dursun. Yani kök 3 bölü 2 siyah ifade. Aşağıdaki yeşil ifadeyi takla attırıyorum. Kök 2 bölü 1. Çarpımları en son olarak kökler çarpılır. Kök 6. Aşağıda da 2 var. Kök 6 bölü 2 B şıkkı. Tanjant 45, kotanjant 45. Eğer aradaki ifade çarpım olsaydı sonuç 1 olacaktı. Fakat görmüş olduğunuz gibi artı. Eşittir 1 diyemiyorum. Bu ifade için 45, 45, 90 üçgenini bir çizelim. Aşağıda da sinüs ve kosinüs için 45'ler mevcut. 45, 45. 1, 1, kök 2. Tanjant 45, karşı bölü komşu, yani gene 1. Artı, arada artı olduğu için kotanjant 45'te gene 1 bölü 1'den 1 oldu. Yukarısı 2. Aşağıya bakalım. Sinüs 45. Sinüs için bu kırmızıyı alalım. 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2. Çarpı kosinüs 45 için de gene komşu bölü hipotenüs. O da 1 bölü kök 2.
çarpımları 1 bölü 2 oldu. Dikkat ediniz, yukarıda 2 vardı bölü, aşağıda da kırmızı 1 bölü 2 var. Eşittir. Siyah 2 dursun. Kırmızı 1 bölü 2 takla atarsa 2 olur. Çarpımları 4. E şıkkı.